Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Tesettürün ikinci dersi. Tesettürü kadınlara hamledilmiş. Oysa sana söz vereceğim çünkü ilginçime gitti. Şey için demiyorum, çok tuhaf mı? Kimden olursa olsun. Kimden bir hakikat çıktı mı? Allah şahidim olsun ya. Asla. Yaşı boyuna bakmadan. Ve siz de şahitsiniz. Yalana da şahitlik olmayın. Kimden bir hakikat şeyi görürsem, Ruşlar bana gazeteci derdi yani. Hekimoğlu İsmail gazeteci derlerdi. Hemen not alırdım yani. Kalem kağıdım var. Bu iş işsiz olsun diye koymamışım. Küçüklükten beri adetim yani. Şimdi buna şey yapacağım da onun için söylüyorum. Hemen kaydederdim. Bak, tesettür deyince hemen kadınlara hamledilmiş. Oysa tesettürü söyleyen kendisi tesettürde. Allah. Şiddeti zorunda tesettür etmiş. Tamam. Allah tesettür etmiş. Şeceri hilkat tesettür var. Kainatın tesettürücü var. İnsanlığın tesettürü var. Nefis tesettür ve var. He? Nefis. İnsan işte o. Evet. İnsanın içindedir. Ondan sonra kadınların tesettürü var. Bir daha beş. Allah'ın tesettürü var. Şeceri hilkatın tesettürü var. Kainatın tesettürü var. İnsanlığın tesettürü var. Kadınların tesettürü var. Hemen şu cümleyi söyleyeyim. Kadınların tesettürü insanın inşa ve ihyası ve ruh öfüldüğü için insana verilen değerden kaynaklanıyor. İnsan inşa edildiği için nazargâh ilahi olduğundan tesettürde olan Allah en güzide mahlukunun da tesettürde inşa edilmesi ve gayri müdahale edilmemesi, şahsiyetinin ve kimliğinin yozlaşmaması adına onu inşa edildiği yeri tesettür ediyor. Şimdi seni şey yapıyorum. Ondan sonra ben devam edeceğim. Benimkisi zaten. 10 dakika abi. 10 dakika değil. 20 dakika olsun. Sayfayı söyle yalnız ilk. Abi bu Asay Musa 206'da geçiyor da Asay Musa toplam olduğu için şeyi yerini bulamadım abi. Tesettür. Şimdi bunu şey yani cümle yapısı olarak bakalım abi de. İlk önce cümleye bak ondan sonra. Tesettür kadınlar için fıtridir. Refi tesettür fıtrata münafidir. Medeniyet ise kadınları yuvalarından çıkarıp perdelerini yırtıp beşeri de baştan çıkarmıştır diye bir cümle var. Hı hı. Şimdi tesettür ne yapmış abi? Lemat'tan geçiyor bu. Evet. Kadınları bir yuvalarından çıkarmış, iki perdelerini yırtıp beşeri de baştan çıkarmış. Demek ki tesettürün İçinde iki tane şey var. Üç. Üç mü oldu? Üç oldu. Yuva bir. Perde perdesi iki. Beşeri de baştan çıkartmış. Bozmuş. Üç tane içeriği var. Yani yar bakarsak şöyle düşün. Şöyle yarmadan bak. He doğru yar. Şimdi kadında ne var ki? Yani ne gönderiyor vücudu ki ruhu bozuyor? Yani şöyle diyeyim ondan sonra. Mesela haram-ı nazar nisyan verir. Niçin nisyan verir? Bak haram-ı nazar nisyan verir. Bak dinliyor musunuz burası? Çok ilginçtir ha. Şimdi karşıdan kadın geliyor. Bakmak dindeki adı çiz kalemle haram. Onu geçelim. Bunu fiziksel boyutundan bahsediyor. Hasan abi haram nazarla haram nazar aynı şey mi? Ne bir daha söyle. Haram nazarla haram nazar. Haram nazar. Aynı değildir. O şeyde geçen haram nazar diyor. Haram nazar. Haram nazar. Tamam doğru. Orada öyle geçiyor değil mi? Takısı yok mu orada? Haram nazar. Haram nazar.
Haram, nazar, isyan ve o takısı yok değil mi isim? Ha, çok ilginç. Bak ilgimi ilk defa yani çekti. Nazar haram değil de haram, nazar. Ha, haram olan nazar. Haram olan nazar. Çok güzel. Allah razı olsun. Bak şimdi. Kadın nasıl nisyan veriyor? Kadın oradan geliyor açık saçık. Cep telefonuna şöyle diyeyim. Cep telefonuna resim çekiyorsunuz. Batarya harcıyor mu? Harcıyor. Ses çekiyorsunuz. Harcıyor mu? Harcıyor. Yani içeride bir şey yapsanız bu harcıyor mu? Harcıyor. Nereye dönüşüyor bu batarya? Videoya dönüşüyor. Yani insan ömrü de böyledir. Ha, batarya gibidir. Ahirete dönüşüyor. O demek yani. Şimdi bak. Bu fotoğraf içeriye aldığımız zaman burada oluşum olduğu gibi kadını ama bu cansız. Cansız olduğu için suretini alıyor. Eğer bu canlı olsa onun hayatını da alacak, hissiyatını da alacak. Burayı anladınız mı? Bu cansızdır. Onun suretini almaya yetkisi var. Başka yetki yok. Eğer bu canlı olsa insan gibi hayatını da içeriye alıyor, hissiyatını da alıyor, ruhunu da alıyor. Çünkü haram nazar ruhu bozuyorsa onun ruhsal yapısı içeriye giriyor demektir. Bunu sözlerimi getirmişsin. Sözlerimi sana zahmet. Yok benim sözleri getirecek. Bak tılsımdır diyor. Şeyde böyle diyor. Tılsımdır. Celbeder o habis erbahları diyor. Bak tesettürün dışında bu şey gibi gözüküyor ama yani heyecanlanmamın sebebi şu. Oradan gelen kadının resmi sif değil. O kuvve-i hayale gidiyor. Oradan canlı olduğumuzdan dolayı canımız canı. Aklımız aklını, ruhumuz ruhunu celbediyor. Bu sıf cansız olduğu için cansız yönünü celbediyor. Ses olduğu için sesini celbediyor. Tamam. Dolayısıyla o kadının o anda cini var, buhranı var, bunalımı var, depresyonu yani ne bileyim o haletle komple kopyala yapıştır oluyor. O içeriye girdiği zaman içeride icraat yapıyor virüs gibi. Bak Üstad Hazretleri şuna şöyle diyor. Bu söylediğime sarih delil, sarih. Yani içeriye girdiği zaman içeriği bak ne yapıyor. Kapsama alanından mı giriyor? Yani kapsam derken o şeyi yapıyor. İçeriye girdiği zaman kadının resmi sif girmiyor arkadaşlar. Yani mesela öyle bir şeyler var ki kameralar askeri kullanıyor. Kilometrelerden beri insanın ısısına duyarlı. Bir şey kamera diyorlar ona. Termal kamera. Bak buradan terörist oradan geçiyor kamera burada. Isıya duyarlı beşerin yaptığı. İnsan kadar termal kamera olur mu? Onun ısısını da alıyor. Ruhunu da alıyor. Bak diyor ki. Şadi Şirazi'nin bir sözü vardı da Hasan abi. Ne diyor? Bakışlarınızı muhafaza edin. Kalbinize ok gibi saplanır diyor. Ya. Ok gibi. Bak. Memnu heykel ve suretler. Heykel suretler. Ya zulmunu tacir anladık gibi zannediyoruz burayı. Ya mütecessit riya. Ya müncemi tevestir. Tamam bitti. Ya tılsımdır. Suretler. Heykel ve suretlerde tılsım var diyor. Ne demek tılsım? İki nokta üst üste koydu. Celbeder. O habis erbahları. Celbeder suretleri değil. Celbeder ruhları. Anladık mı burayı? Tesettürün yoksa senin içeriye giriyor. Tesettür içeriği inşa etme noktasında yönü var. Perde içeriği dışarıda gözükme yönü var. Sinema perdesi, toprak perdesi. Bak celbede ya tılsımdır. Niye tılsımdır? Herkes bilmez bunu. Tılsım bu sırdır. Ne demektir ustadım tılsım? İki nokta koymuş. İki nokta üst üste. Tılsımdır, ya tılsımdır diyor. Yani iki yönde işaret etti. Memnu heykel suretler, yasaklanmış heykel ve suretler iki sayı. Neymiş? Ya zulmü mutacirdir, bir. Ya mütecessit riyadır, iki. Üç, ya müncemi tevestir,
4. Ya tılsımdır. Ne demek tılsım? Dördüncü sıra. Tılsımdır. İki nokta üstüse celbeden o suretleri demiyor. O zaman içeri girdiği zaman içeride aktiftir. Tamam. Şimdi bunu devam ediyoruz. Yani kadının şeyi böyle günahının yanı sıra onu zihniyetini celbeder. Ruhunu celbedince ruhla alakalı ne varsa hepsini celbeder. Celbeder o habis erbahları. Niçin o halde olması? Habis oluyor. Zihniyetini çekiyorsun aklını çekmeyle. Hayatını çekiyorsun. Yani ruhunu çekmeyle aklını çekiyorsun. Celbeden o habis erbahları. Ruhla beraber kalbini de çekiyorsun. Hissiyatını çekiyorsun. Nesi varsa içeriye giriyor. Ondan sonra sende aktif oluyor. Eğer şeyin tesettürün yoksa şansın yok. He. Devam ediyorum abi. Lemalar 54. Her şeyi bilen ve gören ve hiçbir şey ondan gizlenmeyen Allamül Uyub'a karşı edep nasıl olur? Sebebi hacalet olan haletler ondan gizlenemez. Edebin bir nevi tesettürdür. Mucibi istikraf halatını setretmektir. Allamül Uyub'a karşı tesettür olmaz. Şimdi bu soru gibi gözüküyor ama içinde bir açıklama var abi. Kendisi açıklama abi. Evet. Aferin. 16. Evet. Sözdeki gibi. Evet. Şimdi bu cevabını söylemeyeceğiz de. Edebin bir nevi tesettürdür. Virgül. Mucibi istikraf halatını setretmektir. Bak. Aferin. Buydur yani. Yani soru aslında diye 16. sözün başında soru soruyor değil mi? Çok uzun böyle yarım sayfa. Cevap Allah anlatıyor. Değil mi? Başında. Ha, bu da öyle. Bir de söyle. Edebin kendisi? Edebin bir nevi tesettürdür. Virgül. Mücibi istikrar halatını setretmektir. Yani nefreti iktiza eden haletleri setretmek. Yani oradan bu tarafa, buradan da oraya nefret aletleri var ya böyle. Veya diğer aletler. Mesela şehveti. Bunu tesettür kesiyor mu? Kesiyor mu? Yani bir tane böyle şey var. Başbakan veya birisi gittiği zaman sırtına bir şey taşıyorlar da bombanın tesini, yani bomba uzaktan kumanda patlatıyorlar ya. Bir şey diyor. Sinyal bozucu. Necim? Ambrujipler. Neyse. Bombanın tesirini şey yapıyor ya, hani uzaktan şu adam bomba orada, buradan patlatıyor, patlatamazsın diye, bunun şeyini sinyal kesiyor. Tesettür de onun sana girmesine, erkeğin kadına, kadının erkeğe girmesine müsaade etmiyor. Devam. Haletlerin de kendisi tesettürdür, unutmayın. Haletler tesettürdür. Tesettürün mantığı şudur. Bir sona göre, bir öne göre son tesettürdür. Şöyle diyeyim. Gömleğim atlete tesettürdür. Atlet vücuduma tesettürdür. Vücudum hayatıma tesettürdür. Hayatım his ve şuuruma tesettürdür. Aklıma göre his ve şuurum tesettürdür. Aklım tesettürdür ruha. Ruh tesettürdür eneye. Ene tesettürdür Nur-u Muhammedi'ye. Nur-u Muhammedi tesettürdür Esma'ya. Esma tesettürdür sıfata. Sıfat tesettürdür şuunata. Şuunat tesettürdür mahiyeti zatiye. Yani evet. Devam et. Söyleyin abi ya. Tamam yeter. Tesettür böyle hamletmişiz ya böyle kadınlara. Kadınlara hürmeti için... Sebebi, kadının hürmeti şeyden kaynaklanıyor. 4 tane sebep anlatmıştık daha önce de. İnsan, inşaattan kalsın kafa. İnşa ve ihya. İnşa, ihya. Yani insan annede, insan annede inşa ediliyor ve ihya ediliyor, ruh öfleniyor. İşte Allah bu sistemi bozulmasın başkasının şeyle. Bozulmasın bu sistem diye şu çocuğun ruhu için, sistemi için buraya başka şeylerin müdahalesini nazargah ile olduğundan bunu set diyor.
insan inşa edildiği için. He. Bir yer daha okuyacağım, ondan sonra şeye o şiddeti huzuruna geçeceğim. Şiddeti esas huzuruna ona geliyor. He. Sözler 537-538'de şöyle bir şey diyor abi. Evet, ene ince bir elif, bir tel, farazi bir hat iken mahiyeti bilinmezse tesettür toprağı altında neşvü nema olur. Tesettüre toprak dedi abi. Evet. Yani gizli, bizce bilinmeyen çekirdekleri dışarıya çıkaran, kadının fıtratı asliyesini, özündeki özellikleri dışarıya çıkaran toprak tesettürdür. Tesettürsüzlük demek istidat ve kabile çekirdekleri. Yani çekirdeği toprağın üzerine koyup yağmurun çürütmesini, güneşin yakmasını, rüzgarın uçurmasına sebep veriyor. Kuşların da yemesine. Bir de okur musun orayı? Bakın. Evet, ene ince bir elif, bir tel, farazi bir hat iken mahiyeti bilinmezse tesettür toprağı altında neşvü nema bulur. Ya. Çok acayip. Gittikçe kalınlaşıyor mu? He? Mahiyeti bulunca tesettürü dışına mı çıkıyor? O zaman neşvü nema bulur. Yani tesettür zemininde şey yapıyor. Tesettürü ne olur? Elbiseye hamletmeyin. Hissiyattır. Bu giymek, bunu giymek hissiyatı oluşturmak içindir. Bir daha. Yani insan yaptığı şeye göre hisleri gelişmiyor mu? Buraya geldiniz mi? Toparlanın. Bak, yaptığı işe göre hissiyatı gelişiyor. Adam şoför. Şoför yapa yapa hissiyatı melekesi gelişmiş. O iş onun tesettürüdür. Yani orada bak. Şimdi fırıncıdır. Çocuk büyütüyor. Çocuk öğretmendir. O konuda hissiyatı gelişmiyor mu? Tesettür zemininde yani giyerek bizde his oluşuyor, his. Hissiyatlarımızı, içsel hissiyatlarımızın ortaya çıkmasına vesile oluyor. Yani bu sefer bu perde, bu tesettür hissimizi çıkartarak hisle perdeleniyoruz. Mesela haya bir perdedir ve histir. Haya aynı zamanda tesettürdür. Merak bir tesettürdür. Arkadaşlar bu elbise insanın batınında bulunan hisleri aktif edip çıkarıyor ve bu tesettürde imtizaç ediyor o his. Yani şöyle diyeyim, bir küçüklükten beri bir kız çocuğunu giydirseniz 20 yaşına geldi örtülmüş. Bir sene önce örtünen bir kız düşünün 20 yaşında. Örtünmesine ikisine de dikkat edin. Öteki kız ufak kız çocuktan beri giymiş olan kızın tesettürü değil o. Hisleri donmuş elbise olmuş. Donmuş histir o. Onun için çok fitridir onun tesettürü. Ötekisi sağdan soldan yamulur yumulur açılı falan. Langur lungur olur böyle. Yani bir fikren alakadar yani. Fikren yan. Ötekisi tamamen şey demiş ustad. Şu gömlek gibi değil diyor, bu deri diyor. Deridir ama, libastır ama imtizaç etmiş. Ona şey diyor. Çekirdekten yetişme derler ya. He, doğru. Bu doğru. Bu deriye şey diyor. Asıl gibi olmuş. Nasıl olmuş? Kur'an için söylüyor. Kur'an'ın diyor sesi, okunuşu, nazmi manisi cilt gibi olmuş. Onu ezana kullanıyor. Ezan diyor İslam'a cilt olmuş. Cilt olmuş, cilt. Canlı olmuş. Bu da bir tesettür. Ama aslıyla imtizaç etmiş. Demek ki o tesettür küçüklükten beri giyen bir kız çocuğunun tesettürü artık donmuş histir. Çünkü tesettür yaparak his gelişiyor. His geliştikçe elbiseye yapışıyor, elbise oluyor. Ona ait bir örnek vereyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam hırka göndermiş Vesel Karani'ye. Üşümesin diye. Niye göndermiştir? Üşümesin diye olabilir mi? Olamaz değil mi? Peki Üstad Hazretleri 8 sene üzerine kaldı çınar ağacına Barla'da. Kastamonu'da gelince sarılıp ağladı. Niye?
arkadaşlar, eşyaya tutan sirayet ediyor. Polis de zaten parmak izi bile çıkarıyor. Ecdat da demiş ki mal sahibine benzer. Sirayet var, sirayet. Sigara içmek gibi diğerine siniyor ya. Adeta bütün hissiyatların tecemmü etmiş olan hali. Yani çınar olarak veya hırk olarak gözükmüş. Aynen. Ve yani zihniyeti, mesela kızın zihniyeti, Allah'a imanı, peygambere inancı, ahiretten, Allah'tan korkması tecemmü etmiş, cisimleşmiş, tesettüre, tesettür şekline gözükmüş. Tesettürün derecesi, kapanması, örtülmesi, çarşafı, cilbabı, mantosu hep derecedir. Yani ahiret inancının seviyesini gösteriyor. Allah'a ve ahirete bütün çıplaklığıyla inanan bir insan mantoyu giyemez. Çarşaf giyer. Çünkü kadının kalası çarşaftır, diyor ustad. 24. lemada 4 yerde söylüyor, çarşaftır. Yani Allah'a ve ahiret gününe, bu da inanıyor tabii. Ama hissiyat, fikriyatı, hissiyatı değil, latifeleri. Fikriyat ise yani her tarafını açmaz, kapatır. Hissiyatı varsa manto giyer, latifesi varsa çarşaf giyer. Ahiretin o dehşetini hisseden, ruhuna, kemiklerine kadar hisseden insan nasıl giyinir? Öyle giyinir. O zaman nedir? İtikat dişe vuruyor. Donmuş gözüküyor. Abi bir hadis-i şerif var da diyor, her şeyin bir alameti var, imanın alameti de namazdır diyor mesela. Evet. Yani imanın alameti olarak gözüküyor çarşaf. Gördün mü? Evet, o da öyle. Yani imanın alameti namazdır, ahiret inancının yani hesabın alameti de tesettürdür. Erkek ise haram nazardır. Uzak durmasıdır. Ahirete ne kadar inanıyorsa erkek, göz tesettürünü o kadar kullanır. Ahirete öyle triçkanın evinden inanan böyle bakar. Belki uzağı da görmeyeyim de dürbün kullanır. Ama Allah'a ahirete inancı olsa ne yapar? Bu Hazreti Ali söylüyor. Erkeğin de tesettürü göz kapaklarıdır. Heh, o ne? Abi burayı okuyacağım ama. Esas şeye geldik Mustafa. Yastan Mustafa, seyret şimdi bak. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş. Şiddeti zuhurundan gizlenmiş. Gizli. Ve ey kibriyayı azametinden tesettür etmiş olan Sani Hakim ve Haliki Rahim diyor. Tek bir cümle gibi gözükürken aslında iki tane, hatta üç tane cümleyi aynı şeyde söylemiş. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş. Bak, şiddeti zuhurundan gizlenmiş. Gizlenmiş. Gizlenmek var burada. Gizlenmek var. Gizlenmek fiili. He. Ve ey kibriyayı azametinden tesettür etmiş. Kibriyayı azametinden tesettür etmiş. Tesettür etmiş. Yani tesettür ettiği kibriyayı azamet. Tesettür, kibriyayı azamet. Evet abi. Kibriya ve azamet. Kibriyayı azametinden tesettür etmiş. İkisi, kibriya ve azamet lüzumlu bir perdedir diyor Şualar 104'te. El azametu nasıldı o ya? Hatırladınız mı? Şurada yazmış olabilirim. Yani meali şudur. İzzet yani azamet benim izarımdır. Kibriya ise benim ridamdır. El azametu izar, izar ve kibriyahu ridav mi diye böyle bir şey geçiyor. Devam edeyim abi. Evet, 104. sayfada olsa gerek şu alarda. İki tane isim saydı. Bak nereden ne çıkartacak şimdi seyret. Abi iki cümleye bu iki ismi uyarlarsam Sani Hakim aşağı geçtim. Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş. Halik-i Rahim ey kibre-i azametinden tesettür etmiş. Şimdi kesin o cümleyi. Şöyle edeyim. Bir ilk cümleyi söyle. Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş. Dur. Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş. Tamam, kes, gitme. Aşağıda bunu onaylayan şeyi söyle. Sani Hakim. Sani Hakim. Sani Hakim buna bakıyor. Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş. Gizlenmiş. Sani Hakim. Sani Hakim. Yani gizlenmeye Sani Hakim. Hakim'i çekiyor mu? Hikmet. Çekiyor. Hakim. Hikmet. Hikmet gizlenme iktiza ediyor.
İkinci cümleyi söyle. Ey kibriyayı azametinden tesettür etmiş. Bir dakika. Ey kibriyayı azameti, iki sıfat. Kibriyayı azametinden tesettür etmiş. Halik-i Rahim. Halik-i Rahim. Halik ve Rahim azamet ve kibriya ve tesettür iktiza ediyor. Halik ve Rahim. Rahim batındır. Yani iman edenlere iman etme nispetinde Allah'ın zatıyla ahirete iman etmeyle ahiretteki nuraniyetle dünyada beslenen ruh sahipleridir. Rahime mazhar olanlar. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahim. Rahim iman edenleri dünyadayken gaybla besleyen. O zaman bak tesettür nereye geldi? Halik ve Rahim. Perde nereye geldi? Perde Sani Hakim. Sani Hakim perdeye Halik-i Rahim tesettüre. Tesettüre geldi. Perde neydi? Bak toprak perdesi, hava perdesi, sinema perdesi. Perde gizliyi ortaya çıkarandır. Tesettür ise var olanı gizleyendir, öteye taşıyandır. Dışarı içeri taşır. İçeriği neşenem alansın diye. Çok ilginç. Perde içerinin dışarıdaki ifadelenişinin zeminidir. Sinema perdesi demek, toprak perdesi demek, hava perdesi demek, küfür perdesi demek var ya ustad kullanıyor. Yani zihniyetin, topraktaki çekirdeklerin, hava ise insanlardaki özelliklerin dışarıya sinema perdesi ne yaptı? Film, şerit, gizli. Ortaya çıktığı yere, çıkartan yere perde denilir. İçin dışarıda ifadelenişi perde kullanılır. Dışarıdaki eylemler, fiiller, mesela senin dışında olan Allah'a iman dışında senin. Ahirete iman senin dışında. Meleklere iman senin dışında. İnançlar yani inan ettiğin şeyler senin dışındaki zaten eminliğe getiriyor. Bunu dışarıdakini içeriye taşıyıp inşa edene tesettür denilir. Bu tarafımız tesettürdür. Varsa inşa ediliyoruz, yoksa edilmiyoruz. Çünkü ne şunema bulmuyor yoksa. Tesettürün yoksa haram nazar öldürür. Hissiyat-ı ulviyi insani tahrip eder. 410 sözler. Tesettür dışarının içeriye taşınma yöntemi, yolu. İnançlar harici dışarıya içeriye taşır. Allah'a iman. Amentü billahi bizim dışımızda. Ve melaiketi bizim dışımızda. Ve kütübi bizim dışımızda. İçeri taşındı, inşa oldu. Dışarıda kendisini gösterecek. Dışarıda kendisini göstermek nedir? Perde gibi gözükürken bez, yani tesettür, aslında perde iken tesettürdür. Yani içerisi dışarıya çıktı ya kadının duyguları. Dışarıya ha, bu kadın bu kadar şey. Demek ki tesettürü kuvvetli ki perdesi iyi. Okunuyor, okunuyor yani. Okunuyor canım. Yani hissiyat tecemmü etmiş, evet. Bunu destekleyecek bir yer var. Yani bu kısaysa oku. Yani abi kısa. Arkadaş, nefis tembellik saykasıyla vazife-i ubudiyeti terk ettiğinden tesettür etmek istiyor. Bak. Yani, açıklamasını yapıyor. Görüyor musunuz beşer tesettürü? Onu görecek bir rakibin gözü altında bulunmasını istemiyor. Bunun için bir halıkın, bir malıkın bulunmamasını temenni eder. Halık ismini burada da şey kullanmış. Yaptı, kullandı gene. Yani nefis de tesettür ediyor. Zaten burada da tesettürün açıklaması, onu görecek bir rakibin gözü altında bulunmamasını istiyor. Bunun için halıkın ve malıkın bulunmamasını temenni eder. Evet. Diye devam ediyor. Gözle alakalı, göz şuadır ya. Mesela tesettür göz sahiplerine karşı yapılır. Herkes ama olsa tesettür olur mu? O zaman tesettür esas basar sıfatına bakıyor. Basar sıfatın ortaya çıkışı. Mesela herkes kör. Hani derler ya, körler çarşısında ayna satılmaz.
keller çarşısında tarak satılmaz hani var ya, böyle bir laf var. Tesettür bak, herkes amadır. Tesettür olur mu? Tesettür emri olur mu? Olmaz. O zaman gözün karşıtıdır. Yani dolayısıyla gözden çıkan şualar insanın, çünkü göz şeydir, penceredir diyor. Pencereymiş ha göz. Gözü göz zannetmeyin. Göz göz değildir bu, penceredir. Ondan sonra hatta vicdan da şey, kalp da bir penceredir diyor. Vicdan oradan bakar diyor. Değil mi? Kalp bir penceredir, vicdan nezardır. Peki bu nedir? Bak bu pencereden ruhumla bakıyorum. Bu pencereden aklımla bakıyorum. Bu pencereden hissiyatım, şuurumla bakıyorum. Bu pencereden şehvetle bakıyorum. Gadapla bakıyorum. Nüfretle bakıyorum. Öfkeyle bakıyorum. Gözde bu adama bak ya. Engellik inanı gibi soktu ya. Şu adamın şeyini ya, pis nazar. Hatta hapsediyorlar göz nazarı diyor. Arkadaşlar göz bir bildiğimiz şey değil bu. Mesela abim Zekeriya yapmış gibi yani, nazarla bakmak ayrı bir... Korkunç farklı var. Hatta kadınlar şikayetçi olmuşlar ya. Evet, orada evet. Bakmakla nazar çok farklıdır. Tamam. Ha şimdi o zaman bu bize gösteriyor ki göze bakan bir yöne, gözle alakalıdır. O zaman bu gözden çıkan şuaları durduruyor. Nasıl durduruyor? İçeriye şuası değil. Yani onu gördüğü zaman zihniyet değişiyor. Bloke oluyor. Mesela tesettürlü görünce, tesettürsüz görünce. Mesela meyvelerin kabukları tesettürdür. Çünkü tesettür aynı zamanda kimliktir. Ve kişiliktir. Tarifnamedir. Tarif eder. Hani tesettürsüz meyve yoktur. Tesettürsüz insan yoktur, gömle var. Gömle yoksa atletin var. O da yoksa derin de şeydir. O zaman tesettür nedir? Bir önceye göre sonrasıdır. Mesela bir daha. Gömlek tesettürdür. Yoksa bu gömlek atlete tesettürdür. Atlet vücuda, vücut hayata, hayat his ve şuura. His ve şuur akla, akılda ruha, ruh nuru Muhammediye, nuru Muhammedi esmaya. Perde şey, tesettürdür. Perdedir. Şey tesettürdür. Bitti mi? Bir de şey, ruhun bedeni misali giymesi var ama onu... Ne oku bakayım onu. Bak şimdi. Bak çalışmış değil mi? Sözler 516. Birinci menba, enfüsidir. Yani herkes hayatına ve nefsine dikkat etse bir ruhu bakiyi anlar. Evet, her bir ruh kaç sene yaşamış ise o kadar beden değiştirdiği halde bil bedahe aynen baki kalmıştır. Öyleyse madem ceset gelip geçicidir, mert ile bütün çıplak olmak dahi ruhun bedasına tesir etmez ve mahiyetini de bozmaz. Yalnız müddet hayatta tedrici ceset libasını değiştiriyor. Mert'te ise birden soyunur, gayet kat'i bir hads ile belki bir müşahede ile sabittir ki ceset ruh ile kaimdir. Öyleyse ruh onun ile kaim değildir. Belki ruh bir nefsi kaim ve hakim olduğundan ceset istediği gibi dağılıp toplansın, ruhun istiklaliyetine halel vermez. Belki ceset ruhun hanesi ve yuvası. Ve yuvasıdır, libası değil. Belki ruhun libası bir derece sabit ve letafetçe ruha münasip bir kılaf-ı latifi ve bir bedeni misalisi vardır. Burası önemli abi. Öyleyse mert hengamında bütün çıplak olmaz. Ruh mert hengamında bütün çıplak olmaz. Yuvasından çıkar. Bedeni misalesini giyer. Bedeni misalesi ne oldu şeyin, ruhun? Tesettür oldu. Tesettür oldu. Öbür türlü olsa olmuyor mu? Olmuyor. O zaman abi burada kişi kendi burada bedeni misalesini mi yapıyor? Yapıyor evet. Doğru değil mi? Kendisini inşa ediyor. Yani bedeni misali ruhun tesettürü ise
Hissiyatlar ruhun, ruha en yakın nedir? Hissiyat değil. Bak, içeri doğru gireyim. Benim gömlekten çık, tesettürüm. Atletimden çık, bedenimden çık. Beni gizleyen, beni açığa çıkaran nedir? Dildir, değil mi? Konuşmaktır. Beni ayan etmiyor. Beni gizleyen nedir? Susma. O da bir tesettür. Beni gizlediği için. Şimdi benim ruhumu örten bir tesettür akıldır. Gir içeriye. Tesettürdür kalp. Buna göre bu daha tesettür. Kalp da tesettürdür ruha. Ruhtaki latifeler var ya latifeler. Ruhun bedeni misalisini oluşturuyor. Yani yaşantılar fikriyatı. Fikriyatlar hisleri. Hisler duyguları. Duygular latifeleri. Latifelerde ruhun bedeni misali bir glaf latifini oluşturuyor. O zaman sen ne oluyorsun? O artık ruh gittiği zaman işte arşa mı çıkacak? Esfele mi inecek? Belli değil. İşte ruhta bir şey tesettür oluyor mu abi? He? Ruhta bir tesettür. Allah'a tesettürdür. Üstelik o zaman onların bedeni misalesi mi görmüştün maymun tilki üstünde görmüştün? Yok, o beden misali maymun tilki görmek için oraya girme ya. Böyle baktığın zaman sınavda hissiyat. Domuz hissiyatına sahip olan adamı sonradan aynı domuz olur. İçi dışı çevirsek. Tabii içi dersen hissiyat yani. Uh-huh. O sen latifeye ne götürüyorsun adam? Adamın latifesi yok ki, öyle bir şeysi yok. Latifeye ne götürüyorsun onu? Latife bitmiş, duman olmuş, insan zannediyorsun onu. Yani domuz hislerine sahip olanın suratı haza böyle domuz gibi olur. Aynı böyle şey yok gibi olur yani. Meymeneti öyle olur. Çakal. Yılan suretini gözüküyor. Yılan suretini gözüküyor. Hani böyle biraz dikkat edersen, de biraz tecerrüt varsa, biraz aklını kollamışsan, her şey bu kafayı sokmamışsan, temiz kalmışsan, günahlardan uzak kalmışsan, adama baktığın zaman %60-70 sırasından domuz mu, çakal mı, insan mı, melek mi belli. Mesela ustad diyor ki git diyor Seydan'ın melcisine, insan suretinde melekleri göreceksin diyor. Git Paris dediği masonların localarında insan suretinde şeytanları göreceksin. Ha, şeytanlar insan suretinde göreceksin diyor. Ödemiyor mu? Nadir abi de pislik olarak görüyormuş. He? Pislik. Dişik olarak görüyormuş. Allah. İşte ona da öyle gözüküyor. Mesela adam ağaca bakıyor, kereste için, mobilya için bakıyor, gölgeli için, süs için bakıyor, birisi de bakıyor, Allah tefsir eden muallim gibi görüyor, müfessir gibi görüyor, Allah tefsir eden tefsirci gibi görüyor, Allah tanımlıyor, tarif ediyor. Bitti mi abi? Peki, niye bitti diye şey yapıyorum ki, iki derste bitirelim, gene ezme diyecek. Biz de okuyayım Mustafa. Dünden kalmaya devam ediyorum. İki derste bitirmiş olalım ama. Tesettüre girenin hile, bedensel zaaflarından ve çirkin şeylerden uzak olduğunu ifade ediyor. İş 36. Tesettüre giren hile. Hile tesettüre iktiza ediyor değil mi? He? Hile tesettüre iktiza ediyor. Hile tesettüre iktiza ediyor. Hile bedensel zafiyetlerden. Bedensel zafiyetim yok benim diyor. Çirkin şeylerden ben uzağım, alet değilim sana. Ve senin hissiyatının toprağı değilim. Senin o şehvet denilen o lezzetin ortaya çıkış toprağı değil. Ben böyle bir toprak değilim. Tesettür, başka. İçsel alemin kapısı, çok ilginç. İşaret-i Caz 173'ten okuyorum. Yani okuduğum şeyden çıkarttım, çabuk şey olsun, paragrafı şey yapmayayım, tahlil etmeyelim de ben okudum, öz çıkarttım. Tesettür, içsel alemin kapısı, şifresi ve kalesi. Buraya kolluğunu sağlayarak giremezsin. Yani içsel alemin, aklın, kalbin, ruha, eğer karnında çocuk oluyorsa, kolunu sağlaya, ey adam, ey beyefendi, kolunu sağlaya, buralara giremezsin sen. Benim mahrem alanımdır. Hatta bugün tıpta şey yapmışa biliyor musunuz?
psikologla, psikiyatristler biraz sağım olduğu için o tip insanlarla ve o tip şeyleri bana bilgileri de getiriyor. Abi diyor, herkesin mahrem bir çapı varmış. Bak çapı şu. Durdun mu ben buraya Murat? Bu adam düşün. Mahrem çapı. Konuşurken diyor nefret olmasın. Adamın diyor 1,5 metre çapına girme. O kişinin şeyiymiş. Mahrem alanıymış. Eğer buraya girersen de konuşursan adama tehdit olarak anlıyor. Mesela özür dilerim affınıza sığınırım. Afrika'daki belgesellerde görmüştük böyle tefekkür etmek için seyretmiştim. Aslan veya köpek affedersiniz işiyor. Şurada şurada şuraya. Oraya koyunca o çap bana ait. Yani dolayısıyla ben burada duruyor muyum Mehmet? Böyle. Benim 1,5 metre alanıma girip konuşma. Buraya burnumun altına dikilirsen, ya kardeşim gitsene ya burnumun dibine ne geliyorsun ya. Bu mahrem alanıymış. Yani ne anlarmış İsmail onu biliyor musun o adam? Tehdit anlarmış. Algılama demek yanlış ve batıldır. Gavurlardan girmeyen bir kelimedir bize. Algılama denen bir şey yok. Tehdit anlarmış. Tehdit. Diyor ki, tesettür içsel alemin kapısı, şifresi ve kalesi. Buraya kolunu sağlayarak giremezsiniz. Diyor. Demenin ilannamesi, hani eskideki şehirlerin surları gibi. Bunu okuduğumuz kurla saladım. 173 işe atacağız. Başka bir yer okuyorum. Tesettür aynı zamanda ihlasın ve sadakatin göstergesi olduğu gibi içerideki atölyede işlenen malzemelerin gizlenmesi, deşifre edilmemesi. Atölye şu, fabrika. Dışarıdan gelenler içeride işleniyor ya başka yere sevk ediliyor, tamam mı? Tesettür böyle bir atölyedir. Dışarıdan gelen malzemeleri işliyor, batına taşınıyor. Başka? Güvenin ifadesidir tesettür. Yani benden çekinme. Başka? Fıtratta yalan söylememenin ifadesidir. Fıtrat yalan söylemez. Fıtrat şeyi iktiza ediyor. Tesettür iktiza ediyor. Fıtrat da yalan söylemezse iki cümleyi birleştirin. Tesettürsüzlük fıtratına yalan söylüyor. Fıtratını bozmuş demektir. Fıtrat yalan söylemez. Ne demek fıtrat? Su ıslatır. Su ıslatır. Fıtrat yalan söylemez. Fıtrat da tesettür iktiza ediyor. İki cümleyi birleştir. A eşittir B ise, B eşittir C ise, A eşittir C'dir. O zaman fıtrat yalan söylemiyorsa tesettürsüzlük ne yapıyor? Fıtratını bozmuş demektir. Başka? Tesettürsüzlük ise batın aleminin çöküntüsünü, virane olduğunu, boş olduğunu göstergesidir. İçeriği dışarıya taşıdı bak. Başka? Hislere, duygulara hat koymaktır tesettür. Yani ifrat ve tefritten azade edip istikametine, kıblesine koymaktır tesettür. Hislerini, duygularını, fikriyatını kıbleme koydum. Kıblesi olduğunu gösteriyor. Hayatımın kıblesi tesettürdür. Perde size ya satılıktır ya kiralıktır diye bir söz var. Evet, ne diyor? Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılıktır. Evet. Şimdi kadının da perdesi yoksa ya kiralık ya satılıktır. Evet, cama perde yoksa ikide bir zile basarlar değil mi? Satılık mı kiralık mı? O zaman içeride kimse oturmasa bile ikide bir zile basmasınlar, sormasınlar diye perde asarlar. Ya satılık değildir. Evet. Veya tabelayla dolaşacaksın. Perde olmayan cama şöyle yazıyorlar. Lütfen zile basmayınız, ne satılıktır ne kiralıktır. Şöyle yaz, satılıkta değilim, kiralıkta değilim. Çarşaflı. Kıblesi, bir perde iktizacı yok, adamın da bir kıblesi. Evet, bak, düşüncenin kıblesidir, kalbin kıblesidir, ruhun kıblesidir. Böyle duruyorum, hayatım bunun üzerine geçiyor demektir tesettür. Simgedir kardeşim, semboldür. Birinci derste şey yaptık. Devletin bayrağı gibidir.
Mesela ayla yıldız. Ay, ayla yıldız ne demek? Ay. Ay ne demek biliyor musun? Evet. Yıldız. Lafzullah. Allah'ı anlatıyor. Konuşmadan konuşuyor. Konuşmadan konuşuyor. Yani mesela kamerin yazılışıyla vesaire neyse girmeyin. Onun için bayrak öyle yapılmış. Nefis ve şeytanımıza karşı ilk muzafferiyetin ve muvaffakiyetin göstergesidir. Onun için evlenirken kızın, kadının namazına bakılmaz. Tesettürüne bakılır. Evlenirken erkeğin namazına bakılır. Kadının tesettürüne bakılır. Niçin? Nefis ve şeytanımıza karşı ilk muzafferiyetin ve muvaffakiyetin göstergesidir. Tesettür. Okuyorum, devam ediyorum. Alamettir, nişandır, simgedir, semboldür, unvan olmuşlar tesettür. İşaret ve delalet eder zatına. Kişilere ve alemlerine ve sıfatlarına göre değer alırlar tesettürün şekli. Yani kime mensup olduğunu ifade eder tesettür. Ben Allah'a aitim. Size ait değilim. Kime ait olduğunu gösterir. Düşünce ve hislerinin hakikatını ve cinsinin ifade etmeleridir tesettür. Düşüncelerinin, hislerinin, düşüncelerinin cinsini, kalitesini, hakikatını gösteriyor tesettür. İtibariyle çok özel, bu noktadan tesettür çok özel, kimlik ve kişilik kazandıran unvanlar ve alametler ve simgelere mal olmuştur. Bir daha söyleyeyim. Kişinin düşüncesi, hisleri ve duyguları, hakikatını, kalitesini ve cinsini gösteren unvanlar olması itibariyle kişilere kimlik kazandırmıştır, kişilik kazandırmıştır, unvan kazandırmıştır ve meleklere alamet kazandırmıştır. Melekler ona göre değerlendiriyor. Duygu, düşünce, his. Evet, düşünce, duygu, his. Latifeyi geçmiyoruz. Latife daha önce dedik, dörttür. Kişinin, onu da söyleyelim, eksik olmasın. Yukarıda söyledim diye şey yapmayayım. Düşüncelerini, hislerini, duygularını, latifelerinin kalitesini, hakikatını, cinsini gösteren ve kişilere ait kişilik kazandıran, kimlik kazandıran, unvan kazandıran simge ve semboldür. Başka? Tahavvuf, tesettür iktiza ediyor. Tahavvuf, korku. Tesettür ise güvene dönüştürüyor. Güven veriyor. Allah'a aittim. Allah var. Yani bir de karşıki tarafa mesajdır. Uzaktır bende. Ben öyle şey, öyle şey, senin hislerinin toprağı değilim. Dolayısıyla şair değil mi abi? Şair İslamiyedir. İşte şairi dün söyledim. 20 tane vaizden daha tesirli vaiz ediyor bir çarşaflı kadın diyor tarihçide. Bir kardeş Rusya'ya giderken uçağa bindik dedi, serseriler dedi. Sağa sola böyle açık saçık kadınlara sarkıntılı geliyorlardı. Biraz sonra dedi Rus bir kadın tesettürlü, Müslüman olmuş, tesettüre girmiş. Aynı o gençler dedi. Baktım abla buyurun yer veriyorlar, saygı, hürmet filan. Değil mi? Karşı taraftaki insanların farklı hissiyatlarını uyandırıyor. Yani mesela açık saçık oldu mu ister istemez o duyguların ortaya çıkıyor. Tesettür olunca da ulvi tarafın ortaya çıkıyor, merhametin çıkıyor. Hürmet iktiza ediyor. Evet, hürmet iktiza ediyor. Bu sefer güven ortamı oluşturuyor. İçsel alemin iştahını açar, tesettürsüzlük. Bak, içsel alemin iştahını açan tecavüze yol açar, bunlara karşı siperi ve kalası çarşafıdır diyor ustad. Başka? Ey şiddeti zorundan gizlenmiş ve ey kibriye azametinden tesettür etmiş olan sani hakim
ve Halik-i Rahim. Lemalar 367. Yani onu da aldığımız için izah etmeyeceğim. İzahı var burada. Aynı yapmışız demek. Fıtratı bilmeyenlerin bir şeyin fıtrı olup olmadığını bilemezler. Fıtrat nedir bilmeyenler? Tesettürün ne olduğunu da bilemezler. Yani insanlığını kaybedenler neyi insan ettiğini, neyin insanlıktan çıkarttığını da bilemezler. Diyor ki, fıtratı bilmeyenler tesettürün fıtrı olduğunu bilemezler. İnsanların değerini insanlara verilen manaya göre değerlendiriyor. Yani insanı et, donmuş et, donmuş enerji yumağı diye kabul edene tesettür mantıksızdır. İnsan donmuş ettir, donmuş enerjidir diye inanıyorsa, doğması ve ölümü fizikseldir diyorsa tesettür mantıksızdır. Ama insanı ruhuyla anlıyorsa tesettür fıtridir. Yani anlayışını gösteriyor aynı zamanda tesettüre karşı olan ve taraftar olan. Yani bu adam nereden konuşuyor? Bir unutmayın. Ben bakın oradaysam oradan konuşurum. Buradaysam burada. Bak burada konuşuyorum. Bak biraz da geri gidiyorum. Ha, daha arkadan konuşuyorum. Eğer insan insanı bedensel et olarak düşünüyorsa tesettür mantıksızdır, doğrudur. Orada duruyor. Eğer efendim? Değersiz görüyor yani. Yani öyle biliyor. Şimdi düşün ki müşteri bekleyen acı manzarasını kadının şerefinin artıracağına inanan bir insan da var ya. Kötü evlerde, kötü yerlerde, sokaklarda müşteri bekleyen, hatta bir işi yapacak, emlakçılık yapacak, bilmem mal satacak şeyi alıyor. Kız tezgahları alıyor. Cinsiyetini sergileyerek mal satıyor. İnsanı böyle değerlendiren bu adama tesettür kabul eder mi bu adam? Bu adam haza donmuş nefistir. Donmuş cisimleşmiş menfaattır. Paradır yani onun dini, dinarı paradır yani. Şimdi mal satmak için kadını sergileyen, kadını satarak para kazanan bir insana tesettürü taraftar olması mantıksızdır. Yani Almanya'da söyledim konferansta. Allah'a inanmıyorsanız, çalıp çırpmıyorsanız ahmaksınız. Başka, hilkatleri zayıf ve nazik olduğundan fıtratları iktiza ediyor tesettürcü. Demek ki zayıf ve nazik. Başka, hanımları zahiri ve batını zilletten ve manevi bir esaretten kurtarıyor tesettür. Bir daha, hanımları zahiri ve batını zilletten ve manevi bir esaretten, zillet ve esaret, saatimiz geçtiği için, zillet ve esaretten kurtarıyor, girmeyeceğim buna. Başka, tesettür kime karşı yapılıyorsa, içsel ve ruhsal alemini korumak için yapılıyor. Bir daha söyleyeyim. Tesettür kime karşı yapılıyor? Kime karşı yapılıyorsa, içsel ve ruhsal alemini korumak için yapılıyor. Bazılarına yapılmıyorsa, kardeşini ve babasına yapılmıyorsa, ruhsal haletlerin aynı şeyden ve yerden beslendiklerini gösteriyor. Niçin kız kardeş kardeşinden babasından tesettür etmiyor? Etmesi belirli noktada olması lazım ama genelde etmiyor. Çünkü aynı kaynak ve aynı hislere, latifeler sahip. Karşıt hisler olsa tesettür olması lazım. Yani batını taşıyorlar. Tesettürsüzlük emniyeti ve muhabbeti bozduğu ve kırdığı. Başka? Tesettürsüzlük içiyle dişi aynı olduğunun alameti ve göstergesidir. Tesettürsüzlük içiyle dişinin aynı olduğunun alameti ve göstergesidir. Ama ya yani içsel alemi, ruhsal alemi herkesin geçip konaklayabileceği bir yerdir. Ruhsal alemi, içsel hayatı herkesin gelip konaklayabileceği bir yer olduğunu gösteriyor. Tesettürsüzlük nesli öldürüyor. Birbirine nesli karıştırıyor gayrimeşru. Ve nesibin kaybolmasına vesile oluyor.
Tesettür perdedir. Kah örter, kah batın ifade eden zemindir tesettür. Tesettür aynı zamanda ubudiyet toprağıdır. Kendi başına, tek başına bir ubudiyettir. Dua nasıl tek başına bir ubudiyettir? Namaz da tek başına bir ubudiyettir. Oruç tek başına bir ubudiyettir. Duymuş muydun bunu şey Murat'ım? Bak benim çok ilgimi çekti. Araştırıyorum. Tesettür tek başına bir ubudiyettir. Bir kulluktur kendisi. Bir şeyi yapmak için yapılan değildir. Kendisi neticedir. Sebep değildir. Sebep değil, neticedir. Tesettür kendi başına bir ubudiyettir. Çok ilginç değil mi? Ubudiyet toprağı diyor. Önemli yani. Evet. Önemli oluyor. Aynı şey çıkıyor. Yani oruç nasıl müstakildir? Mesela diyelim şöyle. Bak nereye varacağım şimdi. Namaz kılmıyor, oruç tutuyor. Oruç ayrıdır, namaz ayrıdır. Bazı muvazenesizler var. Namazın yok. Aç hayvanlar gibi ahırda duruyorsun. Bu batıl bir sözdür. Müslümanları nefret ettirmek içindir. Uydurulmuş, içimize sinmiş bir şeydir. Güya namazla, namazsızlıktan korkutmak için orucu terk ettiriyor adama bak. Dengesiz ve muvazenesiz bir sözdür. İslam esasları 5'tir. Birbirinin mütemimleri değildir. O şartı ve sonucu değildir. Yani namaz, orucun şartı değildir. Sebebi de değildir. Neticesi de değildir. Oruç ayrıdır, namaz ayrıdır, zekat ayrıdır. Mesela bir misal vereyim. Haşa, bir şey anlatma. Ben çarşafı kadının kalas olduğunu söyleyen Risale'de öyle geçiyor. Ben bu makamda ustada zıt bir şey diyebilir miyim? Diyemem. Ama kadın doktordur, öğretmendi bilmem nedir. Tamam, dışarıdadır. Gidiyor mescide, örtünüyor. Allah'ın dediği gibi örtünüyor, namaz kılıyor. Namazı namaz mı? Tabii ki namazı namazdır. Ha, namazın kalitesi. Namazın kalitesi sana ne? O Allah'a ait bir şey. Ha, namazın şartları nedir? 12'dir. 12'dir. Sokakta tesettürle dolaşmak mıdır namazın şartı? Orucun şartlarında namaz var mıdır? Orucun şartları yok mu? Nereden başlıyor? Nereden bitiyor? Ne yapmayacaksın? Yemeyeceksin, içmeyeceksin, cinsellikten uzak duracaksın. İmsaktan başlayıp akşamda keseceksin. Var mı başka şart? Namaz var mı şartı? Namazın şartı yok ki. Hepsi müstakildir, sebebi sonucu değildir. Biri var. Ha, tesettür kendi başına bir ubudiyettir. O yüzden esasattan mı sence? Evet, esasattandır, teferruat değildir. Teferruat diyen çaktırmadan çakıyor demektir. Ubudiyetin kendisidir. Ustad, ubudiyet esasattandır diyor. Adam ne dediğini çok iyi biliyor. Teferruat ne demektir? Sonra tevil ediliyorlar. Yani iman esasından değildir demek istiyor. Onu takke mi anlattı? Onu herkes bilir iman esasından. Al ametü billahi ve melaiketi. Tesettür var mı? Biz de onu biliyoruz canım. Demene gerek yok ki. Bunu diyorsa bir şey diyor demektir. İman esasından olmadığını çocuklara öğretiyoruz biz 3 yaşında. Amentü billahi ve melaiketi. Tesettür, amentü billah'tan olup olmadığını çocuğa kim öğretti şimdiye kadar? Ha, o bir mesajdır tabanına. Tesettür esasattan değil diyor. Furaattır. Lugata bakın bakalım. Furaat nedir lugata? Bakın furaat. Yapılsa da yapılmasa da eşittir. Ama yapılsa iyi olur. İman nasıl bir iman abi onu diyeyim. İmanı nasıl iman, onu boş ver şimdi. Şu ayağın bir şeyimiz var. Şahsi farzlardan daha ehemmiyetlidir diyordu sünnet-i seniyye risalesi. Evet. Bu tesettür meselesi, hani kişi namaz kılmasa şahsi olarak cehenneme gider, cezasını çeker. Ama tesettüre girmezse şahsi de kalmaz, toplumdaki diğer insanları da bozup cehenneme götürür. Mesela bir kadın namazsız mı, tesettürsüzlük mü? Şeriatta şöyle geçiyor. Namazsızlık mı daha şer, tesettürsüzlük mü? Evlenirken kızı namazına mı bakılır, tesettürüne mi? Tesettürüne bakılır, namazına bakılmaz. Erkek evlenirken parasına ağabasıma mı? Va. Pansıma mı? Va. Verdim gitti. Şimdi dini var mı? Yok. Soru olur diyor. Ula parası da soru olur, niye demiyorsun? Kızın namazına bakılmaz. Ha. Çünkü namaz şahsi farzdır. Hususi alemdir. Tesettür topluma ait bir ubudiyettir. Toplumu ya diriltir ya öldürür. Toplumsaldır. Hukuku ammedir tesettür.
Onun için adam gelir gelmez tesettüre hücum etti. Hukuk ammedir. Umumu hukuktur. Ona hücum eden umumu hukuka tecavüz etmiştir. Bak namazsız, namaz bunun gibi değildir. Namaz şahsi farzdır. Diyor ki, umuma taalluk eden şair-i İslamiye, mezar taşları, şair-i İslamiye, ezanlar, tamam. Ha, umuma taalluk eden şair-i İslamiye, şahsi farzlardan daha mühimdir, daha emniyetli. Mesela gusül almak şahsi farzdır. Namaz kılmak şahsi farzdır. Oruç şahsi farz değildir. Umuma taalluk ediyor. Yiyemezsin. Ağzını kapat diyor. Gazetelerde bunlar neşeden. Ey muharir diyor. Mesnevide. Şahsi farzlardan dışında bakın. Oruç şahsi farz değildir. Namaz şahsi farzdır. Oruç şahsi farz değildir. Tesettür şahsi farz değildir. Ammeye taalluk edendir. Çünkü oruçsuzluk diyor, insanlıktan çıkıyor, insan değildir diyor oruç risalesinde. Diyor mu demiyor mu Ramazan risalesi? Buna insan denilmez diyor. Çünkü İslamiyet'in son çizgisi oruçtur. Efendim abi? Şimdi çekirdek toprağa kesilir tarafına meşrubu oluyor, duruyor ya. Kadın da o zaman o tesettür altında inkişaf ediyor değil mi? Tesettür varsa otomatikman zaten namazı vardır bir de. Tesettür bir yere, bir şeye, bir hakikata mensubiyetini ilan edip gösterendir. Tesettür tefekkürünün hedefini gösteriyor. Çok ilginç. Bak, tesettür tefekkürünün hedefini gösteriyor. Hem düşünce hem de kalbi hislerinin hedefini ilan ediyor. Şunu da okuyorum, kesiyorum. Azamet ve kibriya lüzumlu bir perdedir. Azamet dimağa, taayyüne ve kurbiyete bakar. Kibriya kalbe, teşahhusa bakar, akrebiyete bakar. Cenab-ı Hakk'ın bilinebilmesi için bunlar lüzumlu bir perdedir. Bak azamet ve kibriya lüzumlu bir perde. Yani örtmek anlıyorlar perde. Azamet ve kibriya Cenab-ı Hakk'ın lüzumlu bir perdesidir. Örtmek diye anlaşılıyor. Örtmek değil bu ha. Azamet ve kibriya lüzumlu bir perdedir. Şualar yüz dertte. Yani o zeminde ortaya çıkıyor Allah. Perde, sinema perdesi düşünün. Sinema perdesi yoksa nasıl anlayacaksın filmi? Nereden bileceksin? Toprak perdesi yoksa çekirdeği nasıl göreceksin? Azamet ve kibriya lüzumlu bir perdedir. Azamet ve kibriyada vacibül vücut çıkıyor. Yoksa seter derler. Evet. Perde ortaya çıktı ifade edildiği. Bu azamet ve kibriya perdesi olmamış olsaydı biz Allah'ı nasıl bilebilirdik? Azamet ve kibriya zemininde vacibi anlıyoruz. Yani o geçitten geçiliyor. Zatı itibariyle tesettür etmiş Allah, iyi dinleyin. Son cümlem, zatı itibariyle ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş, azameti kibriyasından tesettür etmiş zat-ı akdes. Yani zatı itibariyle tesettür etmiş, sıfatları ile perdelenmiş ve ayan olmuştur. Perdedir. Zatı itibariyle tesettür etmiş, sıfatları ile perdelenmiştir. Ama sana bir mecmu-u kainat, Cenab-ı Hakk'ın faaliyetini gösteren bir tesettür, yani gösteren bir perde mi oluyor? Şimdi eğer buradan anlamaya çalışıyorsan perdedir. Mevcudat, perde, hava, tamam mı? Perde. Ama sen bunu tefekkür ettin, ettin, için inşa ettin, ihya ettin. Batından bakınca tesettür oluyor mevcudat. Esma'yı örtmüş. Çünkü bu mevcudat esmanın üzerinde cilve, cemal, nakış, perdedir. Üstünü kaldırıyorsun. Bak, mevcudattaki cilve, cemal, nakış, sanat, esmanın dışa vuruşu. Esma böyle gözüküyor. Yani buzun dışa vuruşu, suyun dışa vuruşu buzdur. Tamam?
Buzu kaldırın, hemen su çıkar. Suyu kaldırın, H2O çıkar. H2O'yu kaldırın, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cemeri, ruh cemeri, Nur Muhammed. Her birisi bir öncesine göre perdedir. Eğer enfusten bakıyorsan tesettürdür, zahirden bakıyorsan perdedir. Sana bir tesettürden şu olabilir mi? Şimdi az zaman dedi ki bir yerde nihayetsizlik var. Nihayetsizlik yani vahidiyet celal noktasına bir nihayetsizliğin ihatasızlığı var insan canibinden. O ihatasızlığına denilebilir mi acaba tesettürdür, az zaman dedi ki bir yüzünü perdedir demesi? Yani hep böyle anladık Mustafa da. Onun için blok olmuşuz kafamız. Yani mesela azamet ve kübriya Allah şey. Oysa Allah insan beni seven konumda tayin ve teşahhus etmiş. Tamam bu ehadiyet cihetiyle ama vahidiyet cihetiyle... Yok yok vahidiyet cihetiyle perde. Ehadiyet cihetiyle tesettür. Onun için diyorum ya. Ha onu mu dedin? Tamam doğru. Tamam. Ben şey yapamadım. Vahidiyetiyle perde. Çünkü ihatasızlık var yani. Evet. Siz olduğu için... Ama vahidiyetiyle ihatasız. Ama ehadiyetiyle... Kim birinci derste şey yaptık. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Perde. Errahmanirrahim. Perde. Maliki yevmiddin. Perde. İyyâke ni'budu ve iyâke nesta'in. Tesettür. Yani Allah beni seven, yani beni seven kulunun kalbinde şu anlar 9'da diyor ki taayyum ve teşahhus ediyor. Allah taayyum ve teşahhus edince bununla bendeki o, ondaki ben, tayin ve teşahhus etmişe, ondaki benle, bununla diyorum. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Bu ehadiyet cihetiyle tesettür, vahidiyet cihetiyle perdedir. Eğer zahirle bakarsan perdedir, eğer batına bakarsan tesettürdür. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلوات